Arkadaşlar kolay gelsin. Ya bu bizim ilk şurada bir sevgi yolumuz vardı. Mermer sevgi yolu. Rahmetli Sinan'la açılışta bizim destektaşımız. Bir an yat. Aklımızı yedin. Gerçekleştirdiğimiz İzmir Doğaltaş Mermer Fuarımızın açılışında saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önceki anlatımdaki sunumu yapan arkadaşımıza tebrik ediyorum. Avrupa'daki adalet ve Avrupa'daki taş eserlerle ilgili oldukça bilgisi var. Ama keşke birazcık da böyle kendi öz Türk tarihimizle ilgili güzel örnekler de katabilseydiler. Çünkü çok güzel bir şeyler var. Bizim en güzel şeyler, en güzel şeyler bizim tarihimize baktığımızda ecdadımızın da o günün halkıyla çok güzel hikayeleri vardır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'da bir vatandaşla o günün halkıyla kadının karşısında kırbaç cezası aldığı bir uygulama vardır. Ve aynı zamanda Saraybosna'da da inat yeri vardır. Bir caminin böğrüne girmiş olan yaşlı bir kadının evi vardır. O günün kudretli padişahları da demiş ki buraya güzel bir cami yapacağız. O günün o yaşlı inatçı boşnak kadın vermiş. Onun üzerine caminin göbeğinde böyle böğrüne girmiş olan bir inat evi de vardır. Bu güzel şeyler tabii ki. Değerli dostlar, onu söyleyecektim. Değerli arkadaşımızın sunumunda, değerli arkadaşımızın anlatımında maalesef son 19. yüzyıl ve 20. yüzyılla ilgili bizim Anadolu coğrafyamızda gelecek yüzyıllara taşıyacağımız eserler yoktur. Geçen gün Ankara'da bir dostumuz, bir arkadaşımız, Ankara'da biliyor musun dedi, bundan 1000 yıl sonra arkeologlar Ankara'yı kazdıklarında Ankara'da ne görecekler, ne bulacaklar biliyor musunuz? Ankara Kalesi'ni kesin bulacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakiki taş yapılmış bazı bölümlerini bulacaklar. Anıtkabir'in bazı taş yapılmış olan bazı bölümlerini bulacaklar. Hacı Bayram'ın belki taşla yapılmış olan bazı bölümlerini bulacaklar. Onun dışında 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın bugüne kadar olan bölümleriyle ilgili bundan 1000 sene sonra taşınmış olan bugünün medeniyetini, bugünün insanını, bugünün adaletini, bugünün demokrasisini, bugünün mimarisini, bugünün inançlarını taşıyacak olan hiçbir eser bırakmamış olacağız. Ben isterdim ki bugün Türkiye'de 19. yüzyılda, 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda hepimizin gurur duyduğu, hiç kimsenin bir diğerinden çok daha fazla sahibi olmadı. Türkiye Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet dönemimizin de eserlerin yapılmış olması. Yaklaşık olarak 20 kilometrelik bir çerçevede 30'a yakın antik kent vardır. Her biri de sapasağlam hala ayaktadır. Ama maalesef koskoca denizliğe dönüp baktığımız zaman
Denizli'de 1000 yıl sonraya taşınacak bir tek bile bir şey kalmamıştır. Bir tek. Her dönem bir önceki dönemi ortadan kaldırmakla meşgul olmuştur. Ve en son 2003 yılında, 2003, 93 değil, 83 değil, 2003 yılında 800 yıllık üzerinde kitabesi olan Ulu Cami'yi de biz Denizli'de bir hafta içinde ortadan kaldırdık. Kale için, Denizli'nin kalesi vardı, kalenin duvarlarının üzerinde bile dükkanlar yaptık ve o duvarları yıktık. Değerli dostlar, taş önemli, doğal taş. İnsanların her şeyini geleceğe taşıdıkları o ilk insanların yazılı metinleri olan tabletler var ya, Asur döneminde. O tabletler gibi insanları geleceğe taşıyan kültürlerdir. Her şeyi. Onun için biz Türkiye olarak doğal taşın en zengin olduğu ülkelerden birisiyiz. Dünyada mermer ve traverten toplam doğal gaz zenginliklerinin %35'ini barındıran bir ülkeyiz. Traverten'de bu oran dünya rezervlerinin %60'ına gelir. Türk sanatı, Türk tasarımı, Türk modası ve Türk markası olarak. Bütün bu alanlarda başarılı olmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. İzmir Fuarı, yani bizim bu fuarımız, maalesef Ekonomi Bakanlığı olarak destekliyoruz ama istediğimiz şekilde destekleyemiyoruz. Yurt dışındaki fuarları destekliyoruz ama bu kadar çok başarılı bir fuarı istediğimiz gibi destekleyemiyoruz. İnşallah seneye 2015 fuarına kadar bu fuarın da yani ihraç amaçlı fuarlarımızın içine alarak böyle fuarlarımızı da en üst düzeyde desteklemek üzere inşallah burada konuşmamız. Önce sözlerin başında söylediğim, yerel yönetimden çok önemli dediğim şey, bakın, biz Denizli'de bir şey başardık. Denizli'deki Mermer ve Madenciler Derneğimizle beraber, Denizli'deki mermerci dostlarımızla beraber, onlara dedim ki, siz karşılayın ama şöyle köşelerde güzel numuneler yazın. Oradan başladık ve bugün Denizli'ye gelen herkes, Denizli'nin kaldırımlarında ve yollarında dolaşıyorsun. Denizli'nin parklarında dolaşıyorsa ki o konuda parklarda da çok iddialıyız. Şundan çok emin olurlar ve bilirler. Bu şehirde traverten var. Bilirler ki bütün kaldırımlarda bu traverten, milyonlarca metrekare traverten de şu. Rengarenk yaptık kaldırımlarımız. Hatta bordür taşlarımızı bile şehrimizin o bölgelerinde yer taşları, kaldırım taşları, bordür taşlarıyla beraber bir güzel, çok güzel bir şey yaptık. Eminim aynı hassasiyeti tüm bölgemizde, yani Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, bu bölgedeki tüm... Yani burada bunu söylerken belediye başkanlığından gelen bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Hiç kimseyi bununla ilgili bir eleştirmek veya bir mesaj vermek amacıyla söylemiyorum. Kesinlikle böyle bir niyetim yok. Ama biz Denizli'de tabii altyapıyla ilgili şehrin altyapısını komple değiştirdikten sonra bu yapalım. Önce altyapıyı komple yapmak lazım. Ondan sonra bunu yapmak lazım. Diğer güzelliği de çok inanılmaz bir doğal taş, yani doğal olarak Türkiye'nin kaynaklarını kullanıyorsunuz, değerlerini kullanıyorsunuz. İstediğiniz her şeyi yapıyor. Dost canlısı, yani çok güzel bir sıcak hava veriyor. Onun için ben eminim Büyükşehir Belediye Başkanımız da İzmir'de doğal taşları kullanarak şehrin düzenlemesiyle, anıtlarla ve ne olur hep beraber Türkiye'nin de mimarları, ülkenin de mimarları. Mimarlarımız geleceği bizi taşıyacak olan eserleri doğal taşları kullanarak, taş kullanarak, taşı ve teknolojiyi birlikte kullanarak. Hayırlı olsun. Nasılsınız? Ha, uzaktan kumandayla kazdığını alıyor, arkasından devam edip çıkarıyor. Ha, böyle onu alıyor. Evet, buradan arkasından çıkarıyor. Ha, şey var orada. Evet, tabii. Zincirli konveyörlerle arkaya doğru atıyor. Küçükte insana zarar yok. Zarar yok. Önce insan. Serdar fotoğrafının başında ve heyecanla. Bu bizim çocuklarımızın fotoğraf sergisi. Onlar fotoğraf mı çekiyorlar? Yani çocuklar. Maşallah.
maşallah. İyi okullar mı bunlar? Evet, Diçe. Diçe, okulun. Coşkun'un çektiği fotoğraflar. Nerede bu? Coşkun. Nerede bu? Hayatta. Konakta. Konakta. Arkeolojide bu hurdalıkta çektiği bir fotoğraf. Serdar, hepsini işlem farklı yapıyoruz. 55 ülkeye mal satıyoruz. Değil mi? Bu 5 santim arka tarafı. İzmir Marvin Fuarı 20. yılını bu yıl kutluyor. Bu vesileyle de önceki yıllarda olduğu gibi sizin de söylediğiniz gibi Denizli olarak burada başkanlarımızla birlikte buraya geldik. Bu yıl bir farkımız daha var. Biliyorsunuz Ekonomi Bakanımız Denizli'den. Dolayısıyla Sayın Bakanımız da az önce geldi. Açılışa katıldı. Programı nedeniyle erken ayrıldı ama biz arkadaşlarımızla birlikte geziyoruz. Onun selamını da tüm işletme sahiplerimize, firma sahiplerimize iletiyoruz. Bir güzel olan şu, Denizli gene 52 firma civarında bu yıl buraya katılım sağlıyor. Ama maalesef fuarda yeri olmadığı için daha fazla katılım olmuyor. Aslında talebin daha fazla olduğunu arkadaşlarımız ifade ettiler. Bizim için en önemli husus yer altında hazır duran böyle bir değer tekrar ekonomiye kazandırılması. Herhalde yapılması gereken en önemli iş. Şu anda Türkiye'nin biliyorsunuz ekonomik anlamda en önemli sorunu cari açık. Cari açık içinde elimizdeki değerleri, kullanamadığımız değerleri kullanılabilir hale getirmek. Bu anlamda mermer sektöründeki arkadaşlarımızın yaptıkları çalışma aynı zamanda ülkemiz açısından da ekonomimiz açısından da en önemli bir mücadele. Dolayısıyla arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Şu anda Denizli'de bildiğiniz gibi Kocabaş bölgesinde mermer organize sanayi bölgesinin yapılmasının son aşamaya geldik. Bu cuma inşallah bütün tapu kayıtları da bitecek, işlemler bitecek ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza göndererek artık mermer organize sanayi bölgesinde de müteşebbisiyetin oluşmasını sağlayacağız. Ümit ediyorum yıl sonuna kadar altyapıyla ilgili çok önemli mesafeleri tamamlayacağız ve artık başka aynı işi yapıp da Denizli'nin değişik yerlerinde olan firmalarımız da bir araya gelmiş olacak. Daha güçlü olacağız. Daha özellikle alım için gelen firmalar toplu şekilde görme fırsatını bulacak. Bu anlamda bu vesileyle de Denizli açısından 2013 yılında büyük bir heyecanla başlayan bu çalışmada 2014 yılında sonuna doğru artık start almış olacak. Özellikle inşaat ve altyapıyla ilgili. Bunun da önemli olduğuna inanıyorum. Bizim iş adamlarımız hangi sektörde olursa biliyorsunuz tekstil sektöründe fuarlara gidiyoruz. Diğer sektörlerde gidiyoruz. Burada da görüyorsunuz mermer sektöründe. Denizli hangi işe elini atarsa iş adamlarımız onu en güzeliyle yaparlar. Ve Türkiye örnek olurlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Bütün oda başkanlarımız da biz bugün burada arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz.
Şu anda Denizli Sanayi Odası Başkanı Sayın Müjdat Keçeci ile birlikteyiz. Fuarı değerlendireceğiz. Sayın Başkanım merhabalar. Merhaba, günaydın. Fuar tabii her zaman olduğu gibi ilgi, alaka güzel. Ama daha güzel olan Denizli'nin ilgisi. Denizli'den 52 hatta 52'nin üzerinde firmanın katıldığını görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şimdi tabii her şeyden önce ben şunun bir sanayici olarak şunun üzerinde durmak istiyorum. Fuar bir sanayici için çok önemli. Çünkü artık bu tanıtımları yapmazsanız, ürettiğiniz ne olursa olsun tanıtamazsanız satamıyorsunuz. Bugün bu ağırlıklı mermeri Türkiye'nin, dünyanın hiçbir yerine bu ağırlıkta, bu kapasitede götüremezsiniz. Dolayısıyla bu fuar bunun için ideal. Dolayısıyla fuarlar önemli. Dolayısıyla şimdi bir de İzmir'de bu fuar oldukça oturdu. Gerçi zaman zaman bu fuara katılan arkadaşlarımız bu fuarın yeri İzmir mi, İstanbul mu tartışmasını açıyorlar. Tabii ki uluslararası standardın, uluslararası olayların getirdiği şartlarla fuar şehri İstanbul'dur. Yani bugün Dubai'den kalkan bir uçak İzmir'e gelmiyor. Bugün Libya'dan, Bingazi'den kalkan bir uçak İzmir'e gelmiyor. Bugün Karaçi'den kalkan bir uçak İzmir'e gelmiyor. Bunlar tabii ki çok önemli ve özel. Dolayısıyla bunlar İstanbul'a geliyorlar. Gerektiğinde Ürdün'den gelen bir insan sabahleyin fuarına gelip akşam dönebiliyor. Dolayısıyla bu bir tartışma konusu. Bu fuarda bugün özellikle bunu yaşadım. Yani hala biz İzmir'de mi bu fuarı uluslararası hale getireceğiz diye katılımcı arkadaşlardan. Tabii biz sivil toplum liderleriyiz. Bize intikal eden birincisi bu. İkincisi tabii ki fuarlar üzerinde organize edilirse, üzerinde çalışılırsa ve üzerinde özellikle bir şekilde dünyada insanlar buraya davet edilirse ve program yapılırsa bu fuarın özellikleri artar. Söz gelimi dünyada şimdi biz gerçekten dünyada çok özel mermerleri, çok özel travertenleri yapıyoruz ve bugün bunu bilen Amerika'da saraylar ve bütün büyük villalar bizim mermerlerimizden oluşuyor. Ama biz bunu dünyaya tam manasıyla tanıtmış mıyız? Tam manasıyla tanıttık mı? Ben ona inanmıyorum. Dolayısıyla bu nedenle özellikle dünyadaki büyük inşaat şirketleri, bu şekilde lüks inşaat yapan kurum ve kuruluşların özellikle satın alıcıları özel davetiyelerle, uçak parasını vermeliyiz, yatma kalkma parasını vermeliyiz, buralara davet edilmeli. Bu bir organizasyon işi. Yani bu buraya katılan fuardaki bizim 59 firmamızın üstünde daha örgütlü bir çalışma. Ha bunu Odalar Birliği mi yapar? Bunu Sanayi Bakanlığı mı yapar? Bunu devlet mi yapar? Yoksa bunu kim yapar? Bunun da sahibini bulmak lazım. Ama bu bir birlikteliktir. Dolayısıyla bunun üzerinde durmak lazım. Yani burada eli cebinde sadece iki inşaat için mermer aramakta olan insanı değil, daha çok biz kaliteye dönük inşaatçıların ve inşaat yapan dünyadaki şirketlerin temsilcilerinin buraya gelişini programlı bir şekilde, bilinçli bir şekilde organize etmeliyiz. Fuarlar bu zaman kişiselleşiyor, kişilikli oluyor ve buraya katılan arkadaşlarımız da o zaman onlarla karşılaştığı zaman mutlu oluyor. Bir diğer olay da burada ben mesela uluslararası, tabii kendim de bir sanayiciyim. Kendim de sektörümde çok farklı uluslararası fuarlara katılıyorum. O fuarlarda inanılmaz aktiviteler oluyor. Ha mermerde nasıl bir aktivite olur bilmiyorum. Ama bunun içinde buradaki insanların ve hatta dışarıdan gelecek insanlara cezbedecek burada aktivitelerin olması lazım. İnsanlar biliyor olmalı ki işte İzmir'de fuarda, mermer fuarında şöyle bir aktivite var. Bu aktivite içinde insanların buraya gelişleri sağlanmalıdır. Gördüğünüz gibi yani bu standta bir piyano çalıyor ama başka fuarlarda, başka standlarda sadece mermer var. Dolayısıyla tanıtımı da renklendirmek lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunları yani söylerken bu fuarın başarılı olmasını, bu fuardaki insanlarımızın mutlu olmasını ve yılda bir çok ciddi gördüğümüz bu fuardan en azından geleceğini, yılını doldurmasını istiyorum. Ha yaptığım soruşturmalardan da aşağı yukarı tamamına yakın Denizli firmayı dolaştım ve herkesin mutlu olduğunu, herkesin bir şeyleri alışveriş yaptığını ve her sene buradan boş dönmediklerini samimiyette ifade ediyorlar. Ama benim söylediklerim
Ben buna da tatmin olmuyorum. Bunun için de farklı tatmin yollarını arıyorum. Bu aslında Sayın Başkanım biraz hedeflerle ilgili sanırım. Çünkü dün benim de duyduğum Gazi Emir'de yeni bir fuar alanının hazırlandı. Evet. Bir insanın, bir projenin, bir eylemin önünü açıp, ufkunu açmak için ortaya koyduğunuz hedeflerin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizin hedeflerinizle, tabii ki başka iş adamlarının hedefleri mutlaka farklıdır ama önünü açmak lazım, öyle değil mi? Yani bu anlamda belki tabii. İzmir Fuarı'nın devam etmesi ama uluslararası daha büyük başarıları imza atmak için İstanbul'a da taşımak gerekir mi acaba? Bence de öyle. Yani bugün bunun analizini yapmak lazım. Stratejik olarak böyle bir analiz yapmak lazım. Yani bunun artılarını ve eksikleri öyle tesadüfen bir kişinin kararıyla bu iş İzmir'de olsun, İstanbul'da olsun, Denizli'de olsun olmamalı. Yani neden İstanbul'da olsun? Bir bunun bizim artık SWOT analizi dediğimiz yani dörtlü bir şekilde burayı analiz etmemiz lazım. Ve bunu da açık platformlarda paylaşmamız lazım ki bunun neticesinde sağlıklı bir yorum çıksın. Ve ondan sonra devlet gücü mü lazım, sivil toplum gücü mü lazım? O zaman kararı vermek lazım. Yani ben burada fuar küçük geliyor, senelerdir söyleniyor. İşte yeni fuar alanı var. Benim davam o değil. Benim davam burası da olabilir, orada da olabilir. Ama öncelikle yer İzmir mi, İstanbul mu? Bunun üzerinde çünkü yıllardan beri buraya katılan arkadaşlarımızın bana özellikle böyle bir talebi var. Bir başka şey daha Adem Bey, onu söylemek istiyorum. Şimdi bunu da anlatmak istiyorum. Mermer fuarı benim için Arap'ın petrolü gibi değerli. Nasıl ki Arap'ın topraklarının altından çıkan petrol denen şey o ülkelere servet veriyor. Bu da Tanrı'nın bizim ülkemize bahşettiği inanılmaz bir güzellik, inanılmaz bir servet. Cari açık anlamında da sanırım önemli. %100 katkı getiren şey. Dolayısıyla ben bir de şöyle bir önerim var. Yani bunda biraz ileri bir hedefim var ama bu hedef yaklaşıyor. O hedef de şu. Gittikçe bizim blok satışlarından vazgeçip katma değeri yüksek, burada gördüğümüz ve dokunmaktan mutluluk duyduğumuz o güzel ürünleri direkt tüketiciye kullanabileceği şekliyle göndermek. Ve dolayısıyla şunu gördüm dışarıda özellikle, hatta Denizli arkadaşlarımızın yaptığı makineler var. Dolayısıyla artık o noktaya gidecek ve o noktayı bizi götürecek çok modern, çok işlevi olan makineler de üretilmiş durumda. Dolayısıyla eskiden hep bunlar İtalya'dan gelirdi. Ama şimdi Denizli makinacı arkadaşlarımızın da bunu yapıyor olmasından ve bu makinelerin Türkiye'de yapılıyor olmasından artık blok satışlarından mermercimizin vazgeçerek katma değeri yüksek ürünler halinde nihai kullanıcıya işte duvara, işte tavana buradan gittiği gibi plakalarla yetiştirebileceği, yerleştirebileceği ürün olursa Türkiye'de iş ve aş biraz daha değer artar ve dolayısıyla onunla çalışan insan artar, katma değeri artar. Yani ve Türkiye'de inanılmaz bir mermer potansiyeli beklediğimizin de üstünde doğar diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Sayın Başkanım, Mermer Fuarı açıldı. 4 gün buradayız. Denizli de burada tabii. Evet. 50'nin üzerinde katılım var. Siz de ticaret odası olarak aslında önemli derecede destekleriniz, katkılarınız, yönlendirmeleriniz oluyor. Sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Evet, ben öncelikle 20. Uluslararası Mermer Fuarı'nın, Mermer ve Doğaltaş Fuarı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten İzmir'deki düzenlenen bu fuar uluslararası çapta dünyada bu branşta ilk 3 fuardan bir tanesi.
Evet, tabii bizim Denizli 52 tane firmamızı tek tek ziyaret ediyoruz. Sayın Bakanımızla, Sayın Valimizle, Oda Başkanlarımızla, Birlik Başkanımızla. Gerçekten buradaki gördüğümüz tablo şu ki, Denizli firmalarımız tıpkı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde olduğu gibi ihracat adına buradaki standlarında yer aldıklarında çok katma değerli ürünlerin, ki biz bu fuarı her yıl takip ediyoruz. Her yıl bir üst kategoride, yani katma değerli, hakikaten döviz girdisi yüksek olan ürünlerin gözle görülür bir şekilde çoğaldığını görüyoruz. Tabii bunun yanında aslında doğal taş ve mermer, traventen sektöründeki olmazsa olmazlardan bir tanesi de makina sanayi, biliyorsunuz. Denizli'deki firmalarımızın da özellikle makina üzerine çok gelişmiş makinelerin olduğunu, CNC'den tutun da sujetinden, yani birçok kesme katrak makinelerine kadar gerçekten önemli makinelerin olduğunu görüyoruz ki Denizli için ayrı bir katma değer ürünü. Artık Denizli'de sadece biz elbette Denizli dediğimizde tekstil, mermer, metal ürünleri, makine sanayi diyoruz. İnşallah bunların ihracat ve döviz girdisi olarak da önemli olan zaten onu sağlamaktı. İhracat ağını sağlamaktı. Gezdiğimiz her firmanın öncelikle düşüncesi ihracat olduğunu görüyoruz. Bize ayrıca bir sevinç ve onur kaynağı oluyor. İnşallah bu fuarın her geçen gün artarak yükseleceğine ve diğer firmalarımızın da markalaşma yolunda bu fuarda yer alabileceklerine inanıyorum. Çünkü firmalarımız artık, biz aslında tekstilde havlu, bornoz olarak kendi adımızla anılıyoruz ama özellikle mermer ve traventen sektöründeki firmalarımızın kendi isimlerinin anıldığını görmemizde bize ayrı bir moral kaynağı oluyor. Biliyorsunuz bizler de Denizli Ticaret Odası olarak yaklaşık 2,5 yıl önce Denizli Traventen'ini tescillemiştik. Bundaki asıl amacımız, traventen ürünlerinin yurt dışında dünya pazarlarında yerini alırken Denizli Traventen'i adı altında satılmasıydı. Ve bugün de firmalarımızın onu olgunlaştırdığını görüyoruz. Eğer bir traventen tescillenmiş bir şekilde satılıyorsa da bu demek ki %10, %15 daha pahalı olarak, katma değerli olarak satılması demektir. Tescillenmiş bir ürün demektir. Ve uluslararası çapta alıcılara da baktığımızda Hindistan'dan, Çin'den, Türk devletlerinden, Rusya'dan birçok alıcıların burada olduğunu görüyoruz. İnşallah Denizli ürünleri tercih edilir. Denizli'deki ocaklarımız bunu sadece kütük halinde değil de işlenmiş şekliyle bunu evlerimizde, işletmelerimizde, süs araç ve gereçler olarak da dünya pazarlarında yerini alır diye ümit ediyorum. İnşallah ben buradaki açmış olan firmalarımızın emekleri boşa gitmez. Hak ettiklerini alırlar diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkan, tabii şu anda mermer fuarındayız. Birçok şey konuşuluyor. İhracata artırıcı önlemler alınıyor. Birçok argüman konuşuluyor. İnovasyon, Ar-Ge. Ama 2023 hedeflerine ulaşmak için mermer sektöründe şu anda neredeyiz? Size göre neler yapılabilir? Şimdi bana göre şu anda konuşmamız gereken iki tane başlık var. Bunlardan birincisi, biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli problemlerinden, ekonomik problemlerinden bir tanesi cari açık. Cari açık bizim yumuşak karnımız. Evet, ihracat yapıyoruz ama birçok sektörde, örneğin elektrik elektronikte, örneğin otomotivde, ithalata dayalı ihracat yapıyoruz. Türkiye'de en çok katma değer üreten sektörlerden biri olan hazır giyim ve konfeksiyonda bile yeri geliyor pamuğu ve ipliği yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bence bakmamız gereken pencerelerden bir tanesi doğal taş, mermer ve traverten sektörünün cari açığa olan katkısı. Elbette ihracata büyük katkısı var ama hemen hemen hiçbir ithal kullanılmadan, maden topraktan çıkıyor, bize ait, işlemesi bize ait. %90'ın üzerinde direkt ihracata etkisi olan bir sektör. Bu bakmamız gereken birinci pencere. O yüzden ben ithalata dayalı olmayan bu ihracat sektörünü çok önemsiyorum, bir. İkincisi, Denizli'miz tekstiliyle, avlusuyla, bornozuyla, çarşafıyla, nevresimiyle meşhur. Evet, ev tekstilin başkenti. Ama Denizli'nin sahip olduğu çok önemli bir değer var. O da traverten. Traverten de en önemli ihracat doğal taşı. Şimdi bakıyorum, dünya traverten rezervinin neredeyse %50'ye yakın bir kısmı ülkemizde. Ülkemiz traverten rezervinin de belki %60'ın üzerinde bir oranı da Denizli'mizde. Bu da şu demek, 2023 ihracat hedeflerinde olsun,
yine 2020 ve sonrası ekonomik büyüme hedeflerinde olsun, Denizli traverteni adeta başrol oynayacak. Sadece şunun farkına varmamız lazım. Bu bir doğal maden. Binlerce yılın bize mirası. Bu mirasa karşı ve biraz da çevreye karşı sorumluluklarımız var. Bunu da ihmal etmeden bunun bir maden olduğunu, tıpkı bir doğal gaz gibi, tıpkı bir petrol gibi yeri geldiğinde önem ve anlam taşıyacağı gerçeğini kabul ederek ve mümkünse de sadece doğal taş olarak bir taş olarak satmayıp üzerine mümkün olan en yüksek katma değeri koyup tıpkı İtalyanlar gibi çok güzel işleyerek ihraç etmek ülke ekonomimize katkıda bulunduğu gibi Denizli ekonomisine de çok ciddi katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Sayın Başkan, mermerciler olarak, Denizli'nin ihracatçıları olarak bugün 50'nin üzerinde katılımla birlikte Denizli firmalarımız burada güçlü bir şekilde katıldığınızı görebiliyoruz. Sayın Bakan Zeybekçi ve Denizli Protokolü de yanınızda. Neler söyleyeceksiniz? İlk önce Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Sayın Valim, Ticaret Su Başkanım, Esnaf Odaları Başkanım, başkanlarımın hepsi. O yönden çok mutluyuz. Bizi burada desteklediği için 52 firmayla katıldık buraya. Yani Türkiye'de en büyük şehirlerden biriz katılımcı olarak. Peki mermercilerimiz doğru yolda mı? Kısa ve öz. Mermercilerimiz doğru yolda. İnşallah orman izinlerimiz açıldı. İnşallah ruhsatlar da açılırsa daha çok ekonomiye katkıda bulunacağız. Peki markalaşma, inovasyon, ihracatın önünü açacak argümanlar bugünlerde çok tartışılıyor. Evet. Bu anlamda mermercilerimizin faaliyetleri ne aşamada, neler yapıyorlar? Bir atak yapmış durumdalar mı? Kesinlikle atak yapmış durumdalar. Her geçen gün inovasyonumuz gelişiyor. Yani yeni teknolojilerle buluşuyoruz. Her geçen fabrika kendini yeniliyor. Eskiden ST ile çalışanlar şimdi katrakla çalışıyor. Katraktan işte daha çok mal alıyor. İnce işçilere giriyorlar. Heykel işlerine giriyorlar. Sütun işlerine giriyorlar. Yani çok gelişiyoruz. İtalyan'dan belki daha üstünüz diye düşünüyorum. Evet, peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hepiniz bir arada tutabilirsiniz. Doğal alacağım zaten de. Evet Sayın Başkanım. Bugün yine mermer fuarındayız ve Denizli'den güçlü bir katılım var. 50'nin üzerinde firma katılıyor. Siz de Sayın Valimizle, Denizli Protokolü ile birlikte, Sayın Bakan'ın, Bakan Bey ile birlikte fuara geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii önce hem şehrimize, hem mermercilerimize, hem ülkemize inşallah hayırlı olsun bu fuar. Bu fuar vesilesiyle gördük ki her sene, biz önceki senede de geldik, her sene bu sektör daha canlanıyor. Daha güzel bir yerlere geldiğini görüyoruz. Bu gurur verici. Bu sektörün inşallah dünyada da söz sahibi olacağı günlerde göreceğiz. Daha fazla. Yani şu anda da söz sahibi ama çünkü ham maddesi bizde şu anda bunların ağırlıklı şekliyle. Tabii bunları biz ham kütük olarak değil de inşallah daha işlenmiş, katma değeri daha yüksek ürünler olarak dünyaya ihraç edeceğiz. Hedef gözüken şu andaki gördüğümüz olay bu. Evet. Hem mermer sektörü gelişirken bir farklı bir sektör de gelişiyor. Makine sektörü de gelişiyor yanında. Gördüğümüz olayların en büyüğü de o. Yani beraber büyüyor. Mermer sektörüyle beraber makine sektörü de büyüyor. Bu da gurur verici bir şey. Hem şehrimizde hem bu bölgemizde gelişen bir makine sektörü de görülüyor. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Reklam yapıyorsunuz.
Teşekkür ederim. Başka kim başkanı? Tamam. Siz de beraber olalım. Yüzünüzü tutar olalım. Bir kadar dur abi.